Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, baharla birlikte saksı değişimi yapmamız gereken çiçeklerimiz var. Onlardan biri de yine bu pakiram, benim para ağacım. Böyle bu şekilde sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Sırayla çeşitli dallarından da sürgünler vererek büyümesini sürdürüyor. Ara ara kuruyanlar, daha sonra tekrardan yeşerenler olmakta. Şu anda ağacımızın sağlığı çok iyi. Zaten birkaç kökü birlikte bir arada birleştirerek bir araya getirdikleri için dallardan biri kurusa bile ikisi üçü yine aynı işlemi sürdürüp büyümeye devam ediyor. Şu anda ağacımızın tek istediği daha büyük bir saksıda, daha sağlıklı bir ortamda yetişme isteği. Onu da saksı değişimi yaparak, destekleyerek büyümesine destek olacağız. Pakira ile ilgili çok geniş anlatımlı olarak çoğaltılması, bakımı, sulaması harika bir video kanalda var. Para ağacı diye yazarsanız kanalın arama kısmına oradan bulabilirsiniz. Harika bir bitki. Büyüyor 2-3 metreye kadar evin içerisinde ortamına ve uygunluğuna göre büyüyebilen bir bitki. Dışarıda 15-20 metreye kadar bayağı ağaç formunda olan ağaç. Türkiye'de para çiçeği de para ağacı denilmekte, ama asıl para ağacı olarak bilinen ağacımız Pakira'dır. Ve Pakira çok daha geniş ve çok daha büyük ortamlarda büyüyebilmekte. Bayağı söylediğim gibi nemli ortamlarda kendi öz vatanı olan Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da ki muson ormanlarına dahil çok büyük metrelerce uzunluğa ulaşabilen harika bir çiçek, ağaç daha doğrusu. Para çiçeğimiz ise şurada size göstereceğim. Krasila ovatadır. Bu para çiçeğidir. Türkiye'de buna da para ağacı denmekte. Şöyle formu, kök kısmı kalınlaşıp ağaç formuna geçtiği için. Ama gerçek bu para çiçeği Krasila ovatadır. Bunun da çoğaltılması, büyütülmesi ve bakımı ile ilgili videolar kanalda bulunmakta. Merak edenler bakabilir. Benim birçok bitkim ve çiçeğim ya kendi üretimim, fideden, yapraktan ürettiğim, ya da fide şeklinde satın aldığım. Bunu ben fide şeklinde, bu şekilde internetten satın almıştım. Geldiğinde bu yaprakları falan yoktu. Sadece şöyle 3-4 ağaç, 1-2 yaprak açmıştı şuradan. Fakat ev bakımıyla güzel oldu. Şöyle şurada güzel, güçlü bir yeşil dalımız oluştu. Ve bu zamanla diğerlerinde de oluşacak diye ümit ediyorum. Şimdi saksı değişimine geçelim. Ve daha sonra size kısacası yine bir bakımı, sulaması ve toprağı ile ilgili de bilgi veririm. Pakira'nın toprağı torflu, geçirgen, kumlu, çakıllı, bahçe toprağıyla karışık bir toprak olursa çok harika olur. Suyu seven bir çiçek. Söylediğim gibi kök ağaç olduğu için ve birçok kökün birleşimiyle de birçok yerden sürgünler verebildiği için su ihtiyacı fazla oluyor. O nedenle kontrol olarak, toprağını kontrol ederek sulama yaparsanız hiçbir sakınca ve hiçbir sağlık ya sıkıntı yaşamadan, ağacınızı öldürmeden sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Şöyle ben bir miktar toprak atacağım altına. Daha sonra saksısını hareket ettirerek şöyle çıkaracağım. Çok kolay olacak gibi durmuyor. Onun için şöyle iyice dibine girmek zorundasınız. Böyle bir sıkıntı yaşadığınızda, saksıda çıkarmak kolay olmadığı zamanlarda saksıyı mutlaka fazla bir şekilde hareket ettirin, toprağını hareket ettirin ve bitkinin kök kısmını koparmadan almaya çalışın. Şimdi ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Şimdi bitkinin kök kısmını koparmadan orijinal kökleriyle aldık. Şimdi bu saksıda kalan toprağını da boşaltacağız. Bu saksı da ne kadar sertleşmiş.
Toprak çıkmadı bir türlü. Şöyle. Kendi toprağını kök kısmına vermemiz çok önemli. Çünkü alışık olduğu besinler, gıdalar ya da alışık olduğu toprak kendi kök kısmındaki toprak. Ve şu anda da çok hafif bir şekilde nemli. Şöyle düzeltelim ağacımızı, düz dursun. Şöyle kök kısmını bastırıyoruz hafiften. Bu şekilde sağlı sollu bastırmamız çok önemli ki toprağa oturabilsin ve ağaç kökünden hava alarak yeşil olan dalları da kurumasın diye. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan bahçe toprağıyla üzerini doldurabiliriz. Altta kendi torflu, kumlu yetiştirme toprağı var. Bahçe toprağı eklememizin sebebi bu yetiştirme toprakları bir süre sonra böceklenme ya da kurtlanmalar oluyor. Bahçe toprağıyla birlikte bunu takviye ettiğinizde o köklerindeki böcekleri, sinekleri ya da oluşabilecek herhangi bir haşeratı önlemiş oluyoruz. Bunu da koyduğumuzda yeterli olacak galiba. Evet, yeterli. Bunu da koyduk, yeterli. Ve şu anda pakiramızın saksı değişimini harika bir şekilde yaptık. Yine şöyle kök kısmını bastıralım, düz dursun. Ve kökün büyük kısmı, büyük bir kısmının toprakta olması kökünde böceklere ve haşerata karşı daha korunaklı olmasını ve daha çabuk kendini toplayıp beslemesini sağlıyor. Bu şekilde ağaç daha güzel kendini besleyebiliyor. Şimdi bunun altına hemen bir tabak yerleştirip akabinde sulamasını hemen yapacağız. Hemen şöyle bir tabağını koyalım. Tabağımız temiz. Şöyle şunun üzerine koyalım. Orada toprak ve çamur var. Sulamasını hemen yapıyorum. Saksı değişimini tam zamanda yapmışım arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi kökler topraktan kopmaya başlamış ve artık o toprak o kökleri büyütüp besleyememe özelliğine kavuşmuştu. Ve bu şekilde ağacımızın kurumakta ya da ölmekte olduğunu da anlamış olduk. Zamanı geldiğinde mutlaka saksılarınızda özellikle bahar ve sonbaharda çiçeklerinizde saksı değişimini yapın. Bu çiçeklerinizin hem ömrünü uzatır hem de daha sağlıklı ve daha güzel görünmelerini sağlar. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.